Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. Yeni bir tamir videosu ile karşınızdayım. Önümüzde görmüş olduğunuz kart bir tablet anakartı arkadaşlar. Bunun tamirini gerçekleştireceğiz. Tabletimizin sıkıntısı hiçbir şekilde açılmıyor arkadaşlar. Kartı önümüze aldık. Ben bir ilk ölçüm yaptım. Ölçüm yapar yapmaz da arızayı bulduk gibi bir şey sayılır arkadaşlar. Şu şekilde göstermek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz soket arkadaşlar, batarya bağlantı soketim. Şuradaki pinlerim arkadaşlar, şuradaki ilk iki pin benim bataryamdan gelen artı kutuplar arkadaşlar. Ölçü aletimi siyah prop şasede olacak şekilde buradan bir değer gördüğüm zaman kısa devre değeri görmekte şöyle bir ölçü aletimizi de ekrana getirip size de gösterelim. Buradan ölçtüğümüz zaman şöyle siyah probumu şasiye koydum arkadaşlar. Ölçü aletimde kısa devre değeri görmekteyim. Burada batarya girişimden itibaren bir kısa devre gözükmekte. Buna ne sebep olabilir arkadaşlar? Burada çeşitli entegrelerim var. Bunlardan biri kısa devreye düşmüş olabilir veya pek çok filtre amaçlı kullanılan kondansatörüm bulunuyor arkadaşlar. Bunlardan biri kısa devreye düştüğü için tabletimiz açılmıyor olabilir. Bunun çözümü oldukça basittir arkadaşlar. Buradan batarya konnektörümün oradan sınırlanmış bir şekilde 3.3 volt akımı sınırlanmış bir şekilde kısa süreliğine bir voltaj uygulayacağım ve kartımın üzerinde ısınan parça var mı yok mu? Kısa devre nerede sonlanıyor onu bir görmek istiyorum. Bu şekilde hani siz de kısa devre batarya girişinde veya şarj girişinde kartların herhangi bir enerji girişinden itibaren kısa devre görüyorsanız küçük bir voltajla 2 volt, 3 volt yine 1 amperle ya da 500 miliamperle sınırlandırılmış bir şekilde gerilim uygulayarak voltaj enjeksiyonu yaparak arızalı kısmı kolaylıkla bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir şasemize bağlantıyı yapalım. Buradan da kısa süreliğine bir voltaj uygulayalım. Bakalım neresi ısınıyor görelim. Güç kaynağımı ayarladım. Buradan eksi bağlantımı da yaptım arkadaşlar. Şu şekilde cımbızla buraya anlık bir voltaj verip çekeceğim arkadaşlar. Isınan bir yer var mı yok mu bakacağım. Şu an güç kaynağından akım çekilmekte arkadaşlar. Ciddi bir akım çekildiği için hemen çektim. Çünkü burada dikkat etmeniz gereken nokta yanmış olan parçayı eğer açık devreye düşürürseniz arızayı bulmanız bayağı bir zorlaşır arkadaşlar. O yüzden çok fazla akım vermemeye özellikle dikkat edin. Tekrardan bir voltaj uygulayacağım arkadaşlar. Çektim. Entegrelerimi yokluyorum arkadaşlar. Isınan var mı yok mu? Tekrardan voltaj uygulayıp çekeceğim arkadaşlar. Şu bölgede bir ısınma var arkadaşlar. Tam hissedemedim. Tekrardan evet. Şu kısımda bir yerde arkadaşlar şurada burada koruyucu plakalar vardı. Isı plakaları onları kaldırdım. Şöyle kenarlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Şu kısımda bir yerde bir sıcaklık hissediyorum. Bu şekilde elle hissetmek biraz zor olabiliyor. Bunun da kolay yöntemini size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi buraya bir çakmak gazı uygulayacağız ve ısınan parçamız neresiymiş kolaylıkla göreceğiz. Evet, kısa devre olan parçayı bulduk arkadaşlar. Şöyle bir size de göstermek istiyorum. Bir çakmak gazı şuradaki kondansatörüme dikkat edin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen buzlarını erimeye başladı. Tekrar gösterelim. Şu an voltaj veriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen buradaki kondansatörümün buzlarının eridiğini görmekteyim. Voltaj verir vermez. Kondansatörümü yenisiyle değiştirdim arkadaşlar. Burada şöyle bir soru yöneltebilirsiniz. Abi bunun değerini nasıl buldun? Çünkü böyle bir kartın şemasını bulmak oldukça zor. Zaten parça numaraları da yanında yazmadığı için burada tahmini bir kondansatör kullanmak zorunda kaldık. Peki neye göre tahmin edeceğiz arkadaşlar? Burada
Bataryamızın besleme hattının doğrudan üzerinde bulunan bir kondansatör olduğu için muhtemelen buradaki çipimizin beslemesinde kullanılan regülasyon amaçlı koyulmuş bir kondansatör arkadaşlar. Filtre kondansatörlerin değerleri çok düşük olabiliyor. Onların değerleri fark edebiliyor. Fakat bu şekilde besleme hattında bulunan kondansatörlerde ortalama değerli bir kondansatör tercih edebilirsiniz. Burada batarya voltajı da zaten 4,2 volt olduğu için 4,2 voltun üzerinde bir çalışma voltajı olan bir kondansatör tercih etmeniz sizin için yeterli olacaktır. Ha, koymazsanız çalışmaz mı? Çalışır arkadaşlar. Çok fazla da sıkıntı olmaz. Biz yerine yenisini taktık elimizde bulunduğu için. Şimdi bir girişten voltaj düzeltiyorum. Diyot değeri ölçmek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir kısa devre kalkmış mı gösterelim. Buradan baktığımız zaman herhangi bir kısa devre değeri görmüyorum arkadaşlar. Kırmızı probum genelde de olacak şekilde bir ölçüm yaptığım zaman da 437 değerini gördüm arkadaşlar. Bizim VCC için oldukça iyi bir değer. Düşük voltajda çalıştığı için kartın bu şekilde düşük bir diyot değeri de görmeniz normal denebilir. Burada 20-30 gibi değerler görmeniz direkt kartınızın arızalı olduğu anlamına gelir arkadaşlar. Burada özellikle hani kondansatör bu şekilde çok fazla bu 20-30 değerleri göstermez. Genelde kısa değere yakın bir değer gösterir. Fakat VCC bacaklarından buradaki entegrelerin besleme bacaklarından birinde bu şekilde bir arıza geliştiyse burada 30'lu 40'lı bir değer görmeniz ihtimal dahilindedir. Bir de omaj ölçmek istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde omaj kademesini aldım. Baktığımız zaman 14-15 kilo ohm civarı bir değer gördük arkadaşlar. Bu da bizim batarya girişimiz için oldukça iyi bir direnç değeri. Zaten bu direnç değerimiz buradaki entegrelerimiz açıldıktan sonra düşecektir ama şu an start almamış vaziyette bu omaj değeri bizim için oldukça iyi bir değer. Şimdi bir tabletimizi toplayalım arkadaşlar. Şu şekilde üzerinde bağlantı şeyleri var, soğutma plakaları var. Bunları da mutlaka yerleştirin. Bunlar sadece koruma amaçlı değil, ısıyı absorbe etme amaçlı da kullanılıyor arkadaşlar. Isıyı yaymak için kullanılıyor. Bunları da yerine yerleştirip bir tabletimiz toplayıp çalışıyorum bakalım. Evet arkadaşlar, tabletimizin batarya bağlantısını da yaptık. Şimdi bir start verelim. Evet, Android yazısı geldi arkadaşlar. Tabletimiz açıldı. Arızayı da gidermiş olduk. Evet, tabletimiz açılmaya başladı arkadaşlar. Tamirimiz başarıyla gerçekleşti. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Size bir şeyler katabilmiştir. Bu şekilde tamir videolarımızın da devamı gelecek. Elektronik konularında kendini geliştirmek isteyen arkadaşlarımız varsa da teknik konuları detaylı bir şekilde anlattığımız, detaylı tamir videoları çektiğimiz üyelerimize özel kısım var arkadaşlar. Videomuzun altında katıl butonuna tıklayarak üyelerimize özel videolarımızdan da faydalanabilirsiniz. Evet, tabletimizin de ekranı geldi arkadaşlar. Şöyle bir açalım. Evet, tabletimizi çalıştırdık. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepiniz hoşça kalın.